Selamünaleyküm. Adım Fazıl. Bismillah. Makinede şurada stiller var. Bu ne işe yarıyor? Çizimimizi yaptık. Takımlarımızı atadık. O atadığımız takımları kaydedip bir başka çizgiyi uygulamamızı sağlıyor. Bakalım. Şöyle serbest elle önemli değil, ölçülü çizebilirsiniz. Bir dikdörtgen çiziyorum. İçine şöyle serbest elle iki tane de dikdörtgen çiziyorum. Oran o kadar önemli değil. Mantığı öğrenmemiz için. Buraya da diyelim ki çapı 20 olan bir deliğimiz var. Şuraya da bir dikdörtgen çizdik. Evet, bunlara şimdi takım atacağız. Takım atamadan önce bunun bir kopyasını yan tarafa almak istiyorum. Seçtim hepsini. Şuradan bir kopya şöyle bir yan alıp bırakayım. Evet. Şimdi bunlara şu sol taraftakine takım atacağız. Diğer tarafa da stilini uygulayacağız. Hiçbir işlem yapmadan bakın buralara. Makineye geldik. İlk önce takımımızı atayalım. Ben kendi klasörümden yani bakın bir düz kaç çık diyelim. Altılık bir bıçak olsun. Bir bıçak atadım. Yönlere de takım yönüne de şuralara ve bir oymacılık yapmayı düşünüyorum. Yani ve oymacılık onun için şu ikisini içeriden seçiyorum. Şu içeriden olması için şöyle dışarıdan yapıyoruz ki içeriden olsun diye çünkü terste duruyor. Evet. Şunu da içeriden seçiyorum. Evet. Bu da zaten normal şey atacağız. Ve kapatıyorum. İlk önce şuna delik delelim. Delik delmeye geldim. Sıfıra kadar delik delsin. Yani 18 milim delik delsin. 25, 22 ve malzeme üstümüzü 18 yaptık. Tamam dedim. Ve geldim. Tabi delik çapları 10'luk bıçak olduğu için önemli değil diyorum. Del diyorum. Şuna bir boşaltma yapmak istiyorum. Boşaltmayı tıkladım. 25, 22 ve 18. Buraya da 15 diyorum. Yani 3 milimetre burayı boşaltsın diyorum. Sağ tıkladım. 3 milimetre de orayı boşalttı. Tekrar makinedeyim. Şuraya V bit oymacılık yapmak istiyorum. V bıçak kullanmak istiyorum. İlk önce tabi bir V bıçak seçmemiz lazım. Burada engouring'e giriyorum. Evet. Ve buradan 10'luk var. Çapı 10 olan 45'lik bir bıçak var. Evet, bunu seç ve bırakıyorum. 3D oymaya geliyorum. Biliyorsunuz V bıçakla işlem yapmamız için 3D oymamıza girmemiz lazım. 18 10 burada 2'nin altına düşmesin diyorum. Maksimum alabileceği değeri veriyorum. Ve sağ tıklıyorum. Ve tamam. Takım atamalarımı yaptım. Geliyorum 3D'ye, malzememe, en dış tarafa malzememe tıklıyorum.
ve 18 olan üstü 18 malzemem atıyorum. Ve malzemem atadım. Evet. Ben şunu yapıyorum. Her zaman gibi malzememi gizliyorum. Daha çok böyle hoşuma gidiyor. Geldim buraya. Evet. Bakın. Burada işlemlerimizi yapıyor gördüğünüz gibi. Bak işlemimizi yaptı. Yani buraya V bıçak oymacılık yaptı. Gördüğünüz gibi. Buraya oyma yaptı ve buraya delik yaptı. Evet. Şimdi bunları bir kapatıyorum. Şimdi bunları bakın. Evet. Şimdi bu sol taraftakinde gördüğünüz gibi birçok işlem yaptık. İşte içten mi dıştan mı olduğu olsun bıçak gitsin yönlerini atadık. Takımlarını atadık. Sonra kesim işlemlerini atadık. Değerlerini girdik. Fakat bakın bu sağ taraftakiler sadece bir çizgi. Şimdi bunlara hiçbir şey yapmadan bunları buraya nasıl atayacağız? Bakın ilk önce geliyorum. Burada delik var. Burada boşaltma var. Burada da V bıçakla yaptığımız var. 3 tane gördüğünüz gibi işlem var. İlk önce şunu sağ tıklıyorum, sol tıklıyorum ve mavi şerit içine aldım delikleri. Sağ tıkladığım zaman bakın şurada yeni stil olarak kaydetti var. Evet, yeni stil olarak kaydediyorum. Gördüğünüz gibi stil klasörüne geliyor. Mesela buraya diyorum ki mesela bu delikti. Mesela delik 1 diye kaydediyorum buna. Hepsini 1 diye kaydedelim. Bu stili kaydettim buraya. İkincisini sağ tıklıyorum. Yine stilini kaydediyorum. Yeni stil olarak kaydet diyorum. Mesela de burada ne vardı? Boşaltma istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben boşaltma yazıyorum. Boşaltma yani olarak kaydettim. Bu yaptığım şu işlemleri ise şunu ise yeni stil olarak yine kaydet. Buna da bakın V bıçaktı. V bıçak dış yapmıştım. V bıçak dedim. Buna istediğiniz isimle kaydedebilirsiniz. Anlayacağınız işimde yani V bıçak yani V bit oymacılık yapıyor burada. Kaydettim. Evet bunların stillerini kaydettim. Şimdi buraya nasıl atayacağım? Makineye geldim. Stiller kısmına geldim. Bakın burada stil, seçili stili geometreye uygula var. Bak seçili stili geometreye uygula var. Tıkladım. Şimdi neydi? Boşaltma. Yani şurası. Boşaltmaya tıkladım. Geldim buraya ve sağ tıkladım. Bakın boşaltmayı buraya atadı. Stiller dedim. Seçili geometri uygula stili dedim. Evet. Şurada delik vardı. Deliği açtım. Bakın geldim. Üzerine tıkladım ve sağ tıkladım. Ve uyguladı. Stilleri seçili geometri uygula dedim. Ne var? V bıçak oymacılık var. Geldim. Şu ikisini seçtim ve sağ tıkladım. V bıçak aç dedim. Evet. V bıçak stilinde site uygula ile V bıçağını attık, uyguladık. V bıçakta şöyle bir özellik sadece.
buraya gelip ve bıçak uygulayacağınız stilde olsa yeri belirtmeniz lazım. Yani şu çizgi içeriden, bu çizgi dışarıdan şeklinde içeriden seçtim ve stilimi ne yaptım? Uyguladım. Yani sadece V bıçaklarda ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz burada ne yapıyorsunuz? İçeriden mi dışarıdan mı iki çizgi arasında hareket ettiği için onları gösteriyorsunuz. Sonra stile geliyorsunuz. Seçili stil diyorsunuz. V bıçak diyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Bu ikisine sağ tıklayıp uyguluyorsunuz. Ben uygulamıyorum. Çünkü ne yapıyorum? Escape diyorum. Ve ne yapıyorum? Uygulamadan çıktım. Daha önceden uygulamıştım. Evet. Şimdi simülasyona geliyoruz. Evet, simülasyonda ikisini de gösterebilmesi için buraya geliyorum. Şurada. Evet, burada. Malzemeleri ne yapıyorum? Açıyorum. İki malzeme olduğu için burada. Onun için açmam gerekiyor malzemeleri. Simülasyona geldim, sıfırladım. Ve gördüğünüz gibi iki malzemeyi de evet. Evet, sol taraftakini bizzat takım yönlerini takımlarını atayarak ve işte boşaltma, delik delme ve bıçak üçte oymacılığı bizzat burada değerler girerek yaptık. Sağ taraftakini ise stil metodu ile ne yaptık? Çağırdık. Burada uygulamış olduğumuz stilleri kaydettik. Evet, şu operasyonlardaki üzerine geldik. Evet, dedik ki bu stili kaydet. Yeni stil olarak kaydet dedik ve açılan pencerede ne yaptık? Kaydettik ve böylece buradaki işte derinliğinden tut, içe mi dışa mı hangi bıçak kullanıldı ve bunu aldı, bu stili ne yaptı? Buraya uyguladı. Evet, böylece bir iş yaparken devamlı kullandığımız metodu, devamlı kullandığımız kesmeyi kaydederek bir başka hatta bu ekranda değil bir başka ondan sonra dosyada dahi o stili çağırarak kullanabiliriz. Bu Alfakem'in bize sağladığı güzel bir kolaylık. Amacımız stil dosyasıyla tekrar uğraşmadan ondan sonra ne yapmak? İşlemimizi makineye göndermek. Haydar Ramazanlar.